Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber videosundan hepinize selamlar. Arkadaşlar normalde bir gameplay videosu atacaktım fakat hala tam olarak iyileşemedim, zaten sesimden de anlamışsınızdır. Enerjim düşük, bu yüzden gameplay videosu çıkarabilecek bir enerjide değilim. Bu yüzden en azından video atmamazlık yapmamak için bu tarz bir rehber videosu atıyorum. Hem gayet ilgi çekici, güzel bir video, merak etmeyin. Bakalım Dead by Daylight'taki maplerin eski halleri nelermiş veya neden bu haldeler. Hepinize keyifli seyirler. Macmillan malikanesi bir zamanlar en iyi şımartılmış ailelerin bile kıskandığı bir yerdi. Şimdi ise sadece en saf haliyle yapılan acımasızlık hatıralarından başka hiçbir şey olmayan uğursuz bir yer. Dökümhane ve maden mülkün kalbi ve merkeziydi. Evan Macmillan'ın babasının çalışmaları yavaş yavaş her türlü normal yaşamdan uzaklaşmaya başlamıştı. Kadınlar kocalarının eve gelmesini istiyordu. Çalışma saatleri uzamıştı. Hatta bazen günden güne köprü oluşturuyordu ve ücretler düşüyordu. Evan'ın demir eli ve katı kuralları kontrol altında kaldıkça daha da zorlaştı. Bir öğleden sonra büyük bir madencilik kuvvetinin çıkması yasaklandı ve bunun yerine en derin ve dengesiz maden millerinden birinde buluşması talimatı verildi. Kasabada sorular ve söylentiler ortaya çıktı. Fakat cevap yok. Belki de fakir bir dul tarafından kaçırılan bir işçi daha. Sonunda Evan Macmillan çalışanlarını madene kapattı ve patlayıcıların ilk patlamasıyla ezilmeyenleri de elleriyle boğdu. Archie Macmillan'ın kanıtları daha sonra bulundu. Etsiz kafatasının üzerine alay konusu insan yapımı bir sırıtış ile sessiz bir iskelet. Mülkten geriye kalanlar artık sadece kalıntılardan ve mitlerden ibaret. Gençler zaman zaman bölgeye girmeye çalışıp sitede neler olup bittiğiyle ilgili bilgiler getiriyor. Çünkü bir şekilde işler değişiyor. Makineler sürekli çalışmaya devam ediyor. Jeneratördeki gaz göstergesi azalmaya devam ediyor. Autohaven eski arabalarla dolu, hurda yanından başka bir şey değildi. Ama kimse içeride saklanılan sırrı bilmiyordu. Hiç kimse polisin yüzlerce ceset bulacağını düşünmüyordu. Bitler ve parçalar bazıları diğerlerinden daha çürümüş. Hatta arabalara sıkışmış. İnsan kemikleri doğal olmayan şekilde eğilmişti. Polise saldıran pis koku dayanılmazdı ve en korkunç bulgu mal sahibiydi. Kafasız ve kırıcıya sıkışmış bir şekilde bulundu. Kasaba halkı geceleri ışıkların nasıl açılıp kapandığını görmeye başladıklarında ve kırıcının çalıştığını duyduklarında daha fazla şeyden şüpheleniyorlardı. Ancak tek yaptıkları şimdi daha güvenli bir yaşam sürdüğü yoldan geçerken hızlanmaktı. Colvin Farm iki ilçeyi kapsadığı için yaygın olarak biliniyordu. Bay ve Bayan Adams çiftlik için çok çalıştılar. Ancak bazı nedenlerden dolayı 1946 yılında bir gün ürünler gelmeyi bıraktı. Ekinler solmaya ve ölmeye başladığında araştırmacılar çiftliğe daha yakından bakmaya karar verdiler. Çiftlik evi terk edilmişti. Tüm zemin küf ve nemle kaplanmıştı. Evin geneli dışkıyla doluydu. Evin geri kalanının yaşadığı her odadan bir oda ayrılmış gibi görünüyordu. Orada birisinin yaşaması gerekiyor cümlesinden başka bir açıklama gelmedi. Fakat hiçbir canlı bulunamadı. Bunun yerine bodrumda kalıntılar keşfedildi. Bay ve Bayan Adams hayvanlarıyla birlikte bulundu. Birkaç yıl sonra insanlar yeri yenilemeyi ve satmayı umarken yıkmaya başladıklarında duvarların içindeki rahatsız edici şeyleri keşfettiler. İnsan eliyle bir araya getirilen şeyler ve yaratıklar. Silo bir fırtınada devrildi ve içerideki cesetleri ortaya çıkardı. Bir gece hasatçı ağaçlara kan dökmeye başladı. Şimdi Colvin Farm yaz geceleri duyulabilen vızıltı sesinden başka bir şey değil. Burada delilik var. İnsan olmayı bırakacak kadar ciddi şekilde çarpık olan zihinler var. Buradakiler vahşi, canlı ve istenmeyen bir şeyler. Bu insanlar bir yerlerde saklanmış olmalı ve bunda Asylum'un çok önemli bir rolü var. 1857'de kurulan Asylum bir hastaneydi. Ancak depolamaya olan ihtiyaç arttıkça çılgın bir iltica oldu. Sığınaklara iltica deniyor arkadaşlar. Asylum duvarları içinde gerçekleşen, gerçeğe bile yakın olmayan uzun masallarla dolu bir yer. Asla en büyük iltica değildi. Ancak ülkenin karşılaştığı en şiddetli ve en çarpık zihinleri elinde tutan bir yerdi. Fakat Asylum adını tarih kitaplarına sokan sakinlerden değildi. Bunun yerine 50'den fazla hastanın yataklarında ölü bulunduğu toplu cinayetle bilinirdi. Bina kısa bir süre sonra terk edildi. Müfettişlerin cevapları yoktu ve söylentiler hala iltica içinde yaşayan bir kadın hakkında konuştukça kasaba halkı gittikçe endişelenmeye başladı. Sonunda bir gece Asylum ateşlendiğinde ormandan duman yükseldi. Seyirciler hiçbir şey yapmadı ve yanmasına izin verdiler. Haddonfield sakin ve küçük bir kasabadır. Ya da en azından öyleydi. Şehirde, okulda ya da bir barda birisine sorarsanız Haddonfield ile ilgili bir şey duyduğunda reddederlerdi.
Bunun en kötü şeytanlardan birinin doğum yeri olduğunu kabul etmek zor. Burada yaşayan insanlar her zaman güvende ve korunmuş hissetmişlerdir. Geceleri öcü ya da gölgeli karakterler yoktu. İnsanlar böyle düşündükleri için yıllarca rahat uyudular. Cadılar Bayramı geldiğinde kasaba halkı Haddonfield'ın şimdiye kadar kötü bir yer olarak bilindiğini kabul etme konusunda isteksizdi. Dedikodu ve makyaj hikayeleri şehri sular altında bıraktı. Kimse ne olduğunu ya da bugünlerde güvende olup olmadıklarını bilmiyor. Bazıları taşındı. Gün boyunca sıradan bir ziyaretçi bir şeyden şüphelenmezdi. Fakat güneş batarken ve geceler geldiğinde ürkütücü bir sessizlik şehri mahvederdi. İnsanlar korkuyordu ve Haddonfield'ı ziyaret ederken siz de korkacaksınız. Burası gerçek bir yer değil. Artık bir gerçekliğin çarpık bir hali de değil. Burası Haddonfield, burada her şey gerçek. Federal makamlar küçük yerleşim yerlerine uyarıldıktan sonra önceki yerleşimcilerin sonuçlarını araştırmak için köyün etrafındaki suları boşaltmayı seçtiler. Çok az miktarda su alındıktan sonra bile kısa sürede akıntılara sürüklenen ya da bataklıkta dolaşıp kaybolan fakir ruhların bu yerde kendi yollarını bulduğunu fark ettiler. Girişe yaklaşmak bile bazı araştırmacıların korkunç bir koku açık havaya sızdığı için kusmalarına neden oldu. Merdivenlerin tepesinde ve duvarlarda birkaç işaret olduğu söylenebilir. Bu da onlara bir şeylerin saldırdığını gösteriyor. Su basan bodrum onları gözlerinden saklayana kadar izler. En altta gerçek korku bulundu. Yaklaşık olarak 37 insan kalıntısının kıpkırmızı sularda, damarlarında ve bağırsaklarında kendi boşluklarından akan su ile sallandığı görüldü. Cesetler kesilmiş, kemikleri herhangi bir alet, pençe ya da her ikisi tarafından görünüşte etinden dikkatlice kazınan izler göstermiştir. Sadece bir ceset, Lander Millard, tanımlanmış ve bir cenaze için yeterince kurtarılmıştır. Köy söylentisi, sorumlu kimsenin bataklığın en karanlık bölgelerine kaçtığını, bir gün tekrar faul avına başladığını söyledi. Bu sularda gerçekte gizlenen aileye gelince, köylüler tanımlanabilir bir hayvan tarafından beslenen başka yerlerde yanlarında yanacaktı. Illinois, Michaelstown'un 3 mil güneyinde uykulu bir ormanda bulunan Larry Memorial Institute'u, J.I.'in Kore Savaşı'ndan dönmesinin rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmış bir hastane olarak hayata başladı. 1800'lerin sonlarında inşa edilmiş olan konak ve devasa arazisi, önceki tesis sahibi tarafından tıbbi bir tesise dönüştürülmesi için bağışlanmıştır. Bir ordu hastanesi olarak diğer hastanelere her zaman farklı yasa ve kurallar olarak örnek oluyordu ve 1967'de CIA için etkili bir ön oldu. Otto Stamper'ın yönetiminde eski ordu hastaları sevk edildi ve mülkün etrafına dev bir çit dikildi. Bu zaman zarfında halk hastalara erişimi reddetti ve her yer gizlilik içinde gizlendi. Enstitü 1970'e kadar en son sorgulama tekniklerini geliştirmek için özel gereksinimleri olan bir CIA kara sitesine tamamen dönüştürüldü ve onlara yardımcı olmak için çok çeşitli farklı doktorlar ve uzmanlar kullandılar. Hükümet hakkındaki tüm binaları kınadığı için enstitü hakkında dokümanlar ve kanıtlar yetersizdir. Şimdi bile enstitünün kapanmasına yol açan olaylar, personel ve hastalara ne olduğu tartışmaları gizemle örtülüyor. Ağır şekilde yeniden düzenlenmiş belgelerdeki bilgi parçacıkları bir tür olay ya da olayın hikayesini anlatıyor. Ancak en saygın muhabirler bile komplo ya da yanlış bir şekilde yapılan herhangi bir kanıt olayını çözemedi. Hala Amerika Birleşik Devletleri askeri arazisinin ne olduğu konusunda onu çevreleyen kanıtlara karşı duran ana hastane tesisinin kabuğunun kanıtlarını görebilirsiniz. Ormanın derinliklerinde birçok ismin olduğu gizli bir ev yatıyor. Bir zamanlar orada yaşayan aile ormana bağımlıydı ve onun tarafından parçalandı. Bir asırdan daha eski olan ev sık sık yamalı ve onarılmış olduğuna dair işaretler göstermesine rağmen şaşırtıcı derecede iyi durumda. Orman evi sıkıca kavrar, ikinci bir cilt gibi üzerinde ve çevresinde büyür. Sadece bir kere içeride birisinin hala orada yaşadığı görüldü. Sıcak, davetkar ve sevgiyle dekore edilmiş oda, geniş bir yaşam alanı, bir yatak odası ve küçükler için ayrılmış bir köşeyle donatılmıştır. Burada, Kuzey Ormanın sert kışlarından korunuyorlar. Springwood, Orta Batı'daki sakin bir kasabadır. Bir ailenin yetiştirilebileceği, komşuların arkadaş olduğu, yemek yapan garsonların patronlarının isimlerini bildiği, kapıların açık bırakıldığı ve hiçbir şeyin sakinlere ya da sevdiklerine zarar vermeyeceği bir yer. Fakat bu sadece çürük çekirdeği kaplayan bir kaplamadır. Saygınlığın örtüsü altında Freddy Krueger adlı bir parazit avını kasabanın en güvenli alanı olması gereken yerde takip etti. Bu zehirli suçlar çözüldüğünde kasaba halkı harekete geçmeye karar verdi. Yetkililerin arzu ettikleri adaleti sağlamak için onunla başa çıkabileceğine inanmadılar. Bu yüzden birlikte gruplandılar ve onu avladılar.
tek ve kararlı bir eylemle enfeksiyonu yaşamlarından yakmayı umuyorlardı. Ama çok geç kaldılar. Çok güzel görünen evlerin pencerelerinin ardında karanlık var. Yapraklı caddeler artık ateş ve çığlık sesleriyle yankılanıyor. Ve hiçbir şey bir daha asla normal olmayacaktır. Gideon, orijinal tasarımcısı John Kramer'dan önce uzun bir metruk bırakmıştı. Ve geri dönerek birçok oyununu tasarlayacağı atölyeye, aynı zamanda bu oyunların oynanacağı yere dönüştürdü. Güvenlik kameraları artık binanın her açısını kapsıyor ve test konularının ilerlemesini bir izleyici bankasına rapor ediyordu. Atölyede özenle hazırlanmış planlar her duvarda asılıydı. Mankenler her yerde gözleri boş ve parçalanmış kardeşlerine acımasız bakıyorlardı. Hala vızıldayan testerelerin ve dilimlenmiş etin sesleri duyulur. Kanalizasyonlar hala kan ile tıkanır. Binanın işgalcileri her zaman ölü et olmuştur. Ancak şimdi dönüşüm yapma şansı var. Dünyaya geri dönme şansı. Daha iyi bir şey olarak yeniden doğmuş. Arkadaşlar yani kusura bakmayın, ben bundan bir bok anlamadım ya. Emlak, uzak bir küllü adadan gelen bir gemi enkazı olan Yamaoka tarafından satın alındı. Siyasi gerginlikler savaşın alevlerini ateşliyordu. Yamaoka savaş alanına katıldı ve düşmanlarına cehennem saldı. Kimse Katana'nın ham öfkesini eşleştiremez ve bu onu bir efsaneye yükseltir. Şeytani maskesinin tüm insanların hayallerini perili ettiğini söylüyorlar. Şöhreti, çatışmanın her iki tarafına da kan döktüğü sırada büyüdü. İktidarla birlikte mülkü satın alıp mirasına başladığı servet geldi. Arazi bir nesilden diğerine geçmiştir ve her biri manzaraya damgasını vurmuştur. Bahçe yaşlandı ve büyüdü. Şimdi ise bütün aileyi temsil eden Yamaoka'nın döneminden kalan sadece eski bir akça ağaç. Alberta'ya hoş geldin. Nüfus 6093. Etkileyici bir dağ silsilesiyle çevrili Ormond kayak pistleri, verimli bir kömür madenciliği girişimi için umut verdi. Bununla birlikte projenin çevresel açıdan tartışmalı doğası, girişimi, Ormond'un peyzajı ve nüfusu üzerinde derin izler bırakan ani bir durma noktasına getirdi. Ormond Dağı'nın oyuk zirvesi, şimdi ölü ağaçların ıssız yamaları üzerinde duruyor. Terk edilmiş kayak tesisleri, hiç olmadığı kadar geçmişin sakinliğini hatırlatıyor. Sert hava, rüzgarlı bölgede aşırı bir izolasyon örtüsü örttüğünde, bayat hava kış aylarında daha da kötüleşir. Kasaba sizi derin bir huzur duygusuyla terk ediyor. Ancak çok az kişi geri dönebiliyor.